Merhabalar ben Halil. Bugün Tapilab'da inşallah Amerika'da gördüğümüz yeni bir etkinlikten bahsedeceğiz. Bu etkinlik doğrudan haberleşme ile alakalı. Türkiye'de de pek çok teknolojik ve bilimsel etkinlikler yapılıyor ama direkt haberleşme yönelik etkinliklerin az olduğunu düşünüyoruz. Bunun hakkında da konuşacağız. Öncelikle Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de okudunuz sanırım biraz DARPA'nın evet. Darpa Spectrum Collaboration Challenge isimli bir yarışması yapıldı. Bu sene düzenlendi. Sanırım 3. yılı. Birinci olan takım eğer önceki bütün adımları adımlarda da birinci olarak birinci tam olarak, da neyse yaklaşık evet. 4 milyon dolar bir evet. ödül alıyor. Yani. yani Yaklaşık 3 milyon, 4 milyon birinci olan takım böyle bir ödül kazandı. Ben kısaca bahsedeyim hocam yarışmadan. Yarışmada bildiğimiz gibi radyo frekansı kısıtlı bir kaynak. Yani doğal ama kısıtlı bir kaynak. Biz bazı frekans analizini kullanmıyoruz, kullanamıyoruz. O aralığı haberleşme için, kaputlu haberleşme için çok verimli paylaşmamız gerekiyor. Bunu da şu an e, bayağı elle cetvelle çizip, işte sen şuradan şurayı kullan, sen buradan burayı kullan e, bu şekilde ayırıyoruz bildiğim kadarıyla. E, artık bu alanda çok sıkışma olduğu için ve bazı verimsiz kullanıldığı düşündüğü için bazı alanların e, akıllı paylaşım sistemleri yapılmaya çalışılıyor. E, Amerika'daki bu yarışmada e, tamamen bir bölgede işte ekstrem bir durum olduğunda ya da tamamen kaynakların birini bir yer aktarmak istendiğinde nasıl bir yazılım tabanlı sistemimiz olması lazım ki bu spektrumu doğru şekilde kullanalım ve paylaşalım. Türkiye'de de aslında teknolojik ve bilimsel yarışmalar yapılıyor öğrencileri teşvik etmek için, gelişimi, gelişimi teşvik etmek için. Ama haberleşme alanında doğrudan bu şekilde yarışmalar yapılmıyor diye düşünüyorum hocam. Siz ne dersiniz? Evet aslında e, yine sizin Çektiğiniz Teknofest podcast'ini de ben dinleme şansı elde ettim. Ee, o Bunlardan bir tanesi hatta herhalde en öne çıkanı hmm. bayağı işte podcastteki bilgilere göre 7 milyon kişinin sirkül olduğunu duyduk, okuduk. Ee, ama Teknofest özelinde e bakıldığında Teknofest'in çok odaklandığı başka alanlar var. İçinde haberleşme var ama o daha haberleşme değil. Ee, haberleşmenin ne kadar önemli olduğu düşünüldüğünde dediğin gibi benzer yarışmaların benzer ortamların benzer platformların adı yarışma olmak zorunda değil Türkiye'de de olmasını bekliyoruz zira haberleşme konusunda Türkiye olarak fena olmadığımızı düşünüyorum yani ben belki yani. bunu söyleme hakkım yoktur hocam ama Estağfurullah Türkiye'de daha çok işte temel denilen teknolojilere yönelik çalışmaktan çok işte göz boyayan daha popüler olan alanlardaki <laughs> çalışmalar daha çok gibi geliyor bana Evet yani Türk yani, Türk veyahut da Orta Doğu'nun yani, evet. belki de bir kaderi bu böyle olmasa. Yani biraz reklam üzerine çalışıyoruz. Zarf ve mazruf ilişkisi. Ee, i̇nşallah bizler bunları bunu değiştirebiliriz. İnşallah. Bunu değiştirebiliriz. inşallah. Ee, yarışmadan bahsettik. Hocam ben nedir diye sorma, sorarak başlamak istiyorum. Ee, yani tabii yarışma özelinde e, ya konu konu geniş. Yarışmanın e, özünde aslında 3-5 tane anahtar sözcük var. Türkçe'ye bilişsel radyo, yazılım tanımlı radyo diye çevrilen hmm. e, ve tabii spektrum artık geçtiği için spektrum spektrum olarak e, kullanıyoruz. E, bu üç tane anahtar sözlük üzerine aslında e, olay şekilleniyor. E, yarışma bu üç tane olguyu bir araya getirip e, en iyi kaynak, talep arz-talep ilişkisini bir yapay zeka vasıtasıyla ve bunu e, eş güdümlü olarak, yani İngilizcesi işte sen de söylediğin yarışmadaki o kolaboratif sözcüğüyle tanımlanan, e, yapan ve bunu işte en iyi sonuçlandıran ekip olarak değerlendiriliyor. E, yani özünde spektrum, senin de bahsettiğin gibi spektrumdaki bu e, gene İngilizcesi e, kıtlığa karşılık gelen bir sözcük kullanılır bunun. Aslında bu konuda araştırma yapan herkes bilir ki kıtlığın değil verimsiz kullanımın ortaya çıkmasıdır. İşte bu verimsizliğin üzerinden gelebilmek için dediğiniz gibi yazılım tanımlı radyoları kullanarak ve yazılımı kullanarak ve tabii haliyle şimdi de çok popüler olan yapay zekayı kullanarak bir sonuç elde etme söz konusu. Yani aslında bu kıtlığı ben evlerimizde bile yaşadığımızı düşünüyorum hocam. İşte ben evde wi fi açtım, İstanbul'da yaşıyoruz. Evet. 100 tane Wi-Fi evet, çekiyor evet, görünüyor evet, evet. ve bunların hepsinin hemen hemen aynı frekansta çalıştığını düşünürsek evet. bunun hakkında bir yazı okuduğum için de söylüyorum. İşte otomatik olarak spektrumdaki yoğunluğu bakıp modemin direkt frekansını değiştirip evet. daha verimli bir kullanım evet. yapmaya çalışıyordu. Yani evde kendi kullandığımız küçük bir spektrum alandan, küçük bir Wi-Fi alandan bütün radyo spektrumuna kadar bu şeyler çalışmalar yapılmaya çalışıyor. Aynen öyle, aynen öyle. peki hocam hani radyo dediğimiz Marconi ile 1900'lü yılların başında başlıyor diyebiliyorum. Evet, yani evet. Zaten... Biraz ihtilaflı da olsa evet. Marconi'nin patenti <laughs> ihtilaflı da olsa evet yani tarih bu şekilde. Diyor. Bu bilişsel radyo dediğimiz ve yazılım tabanlı radyo dediğimiz gelişmeler sanırım yaklaşık 110 yıl sonra mı başlıyor? Ben mi doğru diyorum? Şimdi... Yani bayağı uzun bir zaman biz o eski <laughs> teknolojiyi kullandık. Yani. Kullan, hala kullanıyoruz. Burada tabii şuna değinmek lazım yani yazılım tanımlı radyo ya da bilişsel radyo her ne kadar son işte belki 15-20 senedir çok işte bilimsel camialarda yüksek sesle söylense de e, takibi aslında çok önceye dayanan e, yine Amerikan ordusu yani burada da zaten yarışmayı darpa evet. düzenliyor. Amerikan ordusunun kullanmış olduğu birden fazla radyo sisteminin birden fazla birim işte hava, deniz, deniz, yer artık neyse onların kendi kombinasyonları e, JTRS adında o zamanki adıyla e, bir araya getirilme çabasından ortaya çıkmıştır. Hatta bu fikri ortaya atan bu konuda çok önemli çalışmalar yapan e, Mitola da e, bizim kendi tezimizin danışmanı olduğu için hani biraz da yakından takip etme şansımız oldu. JTRS diyorlar ona. Joint Tactical Radio System. E, Taktikal işte orada yani sahadaki askeri hmm. sahadaki bütün radyo sistemlerini bir araya getirmek üzerine tasarlanmış bir şey. İlk tabii tasarı bütün o analog dediğimiz sistemlerin ya da dijitale geçmek üzere olan fark etmez sistemlerin hepsini tek bir kutuya koyup askerin sırtına verip gitmek şeklinde bir çözüm yani sonuçta belli bir şekilde işe yarıyor ama tabi e, tabii bunun verimsizlikleri ortaya çıkıyor işte ikisinin arasında geçiş zor. E, hmm. Bazı geçişlerin arada kayıpları söz konusu. İşte yavaş yavaş gelişen teknolojiyle IP network'üne dahil olma sorunları. Şu bu hepsi bir araya getirildiğinde e, JTRS'in aslında mutlak surette bir yazılım tanımlı radyo üzerinde koşması bunun da akıllı kazandırılması için buna da işte bilişsel radyo denmesi gerekiyor ortaya çıkıyor ki Mitola'nın isim babası olduğu düşünülen e, bilişsel radyo Türkçesi olan terim tamamen buradan çıkmıştır işte o e, 1990'larda yazdığı makaleyle. Yani sizin doktora teziniz bu konu hakkında sanırım hocam. Benim doktora tezimin önemli bir kısmı bu. Hatta e, her ne kadar çok e, içerisinde başka çalışmalar da yapmış olsa konunun özü tamamen bilişsel radyonun e, fiziksel ortam, fiziksel radyo ortamı diyoruz ona. Fiziksel radyo ortamını tanıması üzerine bir tez yapmıştık. Tabii bunu o zamanki tabir yapay zeka değildi. E, istatistiksel yöntemlerle yapmaktı. Bizimki de zaten buna dayanıyor ama hani özünde yapılan şey aynı evet. E, yapay zeka ve istatistiksel yöntemler demişken hocam e, sayfasına girildiğinde görülüyor. Hani hem donanımın hem yazılımın bir arada kullanıldığı ama asıl amacın donanım geliştirmek değil ...var olan işte field programmable gate array dediğimiz FPGA'ler ve evet. GPU'lar üstünde bir yapay zeka sistemini çok verimli bir şekilde kurup paylaşmak diye evet. anlatılıyor. Evet. Siz biraz daha açıklayabilir misiniz? Hani bu sistemler yapay zeka dediğimiz bu sistem bu spektrum paylaşımında bize nasıl fayda sağlayabilir ve FPGA'lerin ve GPU'ların bu konuda faydası, faydası nedir? Evet. Dilim döndüğünce anlatmaya çalışayım. Ya, temel sorun şu. Demin bahsettiğimiz spektrumun radyo spektrumunu verimli kullanması. E, ...istatistiklere bakıldığında, çok uzun süreli istatistikler ve kısa istatistikler bir arada olmak üzere... ...radyo spektrumu aslında kıt değil, verimsiz kullanılıyor. Şimdi bu verimsizlik ortaya şu sorunu çıkartıyor. Siz herhangi bir kısa zaman aralığında size ayrılmış olan lisanslı ya da lisanssız bir bandı... ...bir haberleşme amacıyla, iletişim amacıyla kullanmak istediğinizde... ...orayı teknik olarak dolduruyorsunuz. E, bu haliyle orası doluyken... Aynı yeri kullanarak haberleşme yapmak isteyen bir başka çiftin haberleşmesini engellemek demek. E, ama dışarıdan bakan üçüncü bir göz ise zamanda izlediğinde bu bölgeyi devamlı orasının kullanılmadığını görüyor. Dolayısıyla kendisi de o kullanılmadığı alanları değerlendirmek istiyor olabilir. Yani, konunun özü tamamen işte o sözünü ettiğimiz alanın tabi burada alandan bahsetmiyoruz alanlardan bahsediyoruz birden fazla alandan bahsediyoruz çok geniş boy aralıktan bahsediyoruz. Bunların e, çeşitli unsurlar tarafından gözlemlenip ilgili e, talep unsurlarıyla bir araya getirildikten sonra en uygun dağıtımı, paylaşımı tahsisatın yapılması üzerine. Şimdi sorunuza geri gelecek olursak e, bunun donanımlarla etti, sözünü ettiğiniz e, donanımlarla yapılmasında iki tane sorun var. Hala şu an ortama erişim için kullandığımız RF frontend dediğimiz yani e, fiziksel dünyaya çıktığımız anten hemen önündeki kısımları hala tamamen sayısallaştıramadık. bu Dolayısıyla burada bir önünde bir cihaz olmak zorunda bunun arkasında ise şu andaki teknolojide çok hızlı bir şekilde sayısallaştırılmış ya da sayısallık üzerinden giden platformlar var dediğiniz gibi FPGA gibi ama ne kadar yaparsak yapalım bir de bu karar mekanizması var işte yapay zekanın devreye girdi ve bunu milisaniyelerin de altında gerçekleştirmesi gerekiyor işte yarışma koşullarında evet. da var bu e, bunu demin bahsettiğim istatistiksel işaret işleme yöntemlerinin sonuçlarını bekleyerek yapmaktansa oradaki paterni, oradaki örüntüleri tanıyan, tanımış olan, tanıdığından emin olduğumuz bir yapay zekanın çok hızlı bir cycle'da geçip karar verip yürüdüğü bir sisteme doğru gitmesi isteniyor. Bunun sahaya geçirilmesi, bunun gerçeklenmesi isteniyor. E tabi haliyle bunun gerçeklenebilmesi için paralel işleme kapasitesi olan donanımlar, yani işte GPU'lara ihtiyaç var. E, bunun devre tabanında olabildiğince hızlı olabilmesi için bare metal dediğimiz çıplak metale en yakın şekilde gerçeklenmesi var. O yüzden işte FPGA'lar kullanılıyor. dolayısıyla sözün özü bunu çok hızlı yapabilen, örüntüleri tanıyabilen, bu karar için artık bizim o eski yöntemlerde kullandığımız istatistiklerin sonucunu beklemeden doğrudan örüntüyü tanıyıp eyleme geçebilen bir yapıdan bahsediliyor. Dolayısıyla bu üç nesneye ihtiyaç var. Daha önce de sanırım podcast'te hiç konuşmadık ama bu FPGA ve GPU'nun da artık bu nöral artifisyel nöral yapay sinir ağlarında yetersiz olduğu hakkında birkaç çalışma var hocam i̇şte Siz de biliyorsunuz von Neumann mimarisinin artık yetersiz olduğunu yani işlemlerin evet. CPU'nun ve GPU'nun ya da FPGA'nın çok güçlü işlemler yapabildiğini ama o köprülerde, geçişlerde, evet. aktarımlarda evet. tıkanma yaşadığımızı. Bu yüzden hepsinin tek bir NPU deniyordu. E, Neuromorphic Processing <laughs> evet, evet. Aslında tamamen işlemcinin mantığından da farklı bir sistem evet, evet. bu yönde de çalışmalar var. E, i̇lerleyen dönemlerde inşallah, bizim, i̇nşallah biz inşallah. de bu alanlarda katkı sağlayabiliriz. E, Peki hocam şey merak ediyorum şimdi diyelim bir ülke bu sisteme geçti ve verimli kullanmaya başladı. Şimdi şu anki sistemde söyledik e, biz spektrumu elimizde ...bayağı kesin bir şekilde bölüyoruz. Evet. Bu bölünmüş bölünme sonrasında da şirketler belirli paralar ödüyor yani belirli evet. kişiler. Evet. Ee, peki bu sisteme geçildiği zaman otomatik e, dağıtıma... Evet. Bu ödeme işlemi nasıl yapılabilir acaba ee, sizin de nasıl düşünüyorsunuz? Ya şimdi bu konu ilk ortaya atıldığında e, spektrum tahsisi deniyor buna. Yani büyük ölçekte cetvelle çizme dediğimiz yöntemin e, sınırlarını çok değişeceğini düşünmüyoruz zira e, özellikle işte uzay araştırmaları e, kimyasal araştırmalar bilimsel araştırmalar için zaten belli ve ortaya oluşmuş ortaya çıkmış teknolojiler var hani bunları e, çok kolay kolay değiştirebileceğimizi en azından kısa vadede değiştirebileceğimizi biliyoruz ama şu örneği verebilirim e, Amerika'da 2008 yılında Karasal televizyon yayıncılığı Karasal televizyon yayınlarının bir kısmını tutarak ama hemen hemen çoğunu sayısallaştırarak oradaki spektrumu insanların kullanımını açan bir 8222 standardıyla bu işe bir giriş yaptı aslında. Ee, hiç planımız daha yok ben baktım. <laughs> evet yani bu <laughs> sayısal televizyon televizyon evet, ya maalesef, sayısal maalesef. diğer yayınlara geçmek konusunda ya yani sayısal yayın ne demek acaba onu biliyor muyuz? Onu da bilmiyorum. Ya burada da mesela yine başka bir belki podcast'te tartışılabilir. Klasik Türkiye'de yaşanan tartışma konusudur. Amerika bakır hatlarla haberleşme sağlarken biz doğrudan e, ...sayısal hatlara geçtik. Bunu bir teknoloji devrimi olarak düşündük. E, gerçekten de öyle olabilirdi. Ancak Amerika o sırada... ...bir sonraki adım olarak... ...sayısal hattı implement etmedi, gerçekleştirmedi. Doğrudan Fiber'e geçtiler. <laughs> Biz ise Fiber'e onlardan daha sonra geçtik. Yani bu tarz işlerde... E, ...teknolojinin nasıl... ...yol alacağını kestirip... E, ...beşer, belki onar, belki yirmişer yıllık... ...projeksiyonlarla, gelecek projeksiyonlarla... ...hareket etmek gerekiyor ki... E, ...sayısal televizyon yayıncılığı belki... Şu anda özellikle internet yayıncılığı falan söz konusu olduğu için hani çok gündeme gelmeye de bilir. Ama bir sonraki zaten hazırlanıyor Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere, Avrupa Birliği olmak üzere. hani Belki orada bir sorun yaşanabilir. Yani e, sorun biz bunu niye yapmıyoruz değil, biz bunu yapmayarak neye hazırlanıyoruz diye belki sormak daha mantıklı. Evet. Ama tabii şu konuda sana katılıyorum. E, karasal radyo yayın, televizyon yayıncılığı için ayrılan band genişliği o kadar çok ki. Yani televizyonunuzda belki kanalara dediğinizde bazı televizyonlarda o baktığı frekansı gösteriyor. O kadar geniş bir aralıktan bahsediyoruz ki ve o çok verimli bir alan. Zira penetrasyon yeteneği çok fazla olan bir elektromanyetik alandan bahsediyoruz. Elektromanyetik aralıktan bahsediyoruz. Ya şimdi bunu verimli kullandığınız andan itibaren tabii denklem değişmeye başlıyor. Yani belki karasal yayıncılık adı altında, karasal sayısal yayıncılık altında olmayabilir bu ama kesinlikle o elektromanyetik bölgeyi çok verimli kullanmak adına bir şeyler yapılması gerekiyor, yapılmak zorunda zira bu Amerika'da yapıldı, Japonya'da da oluyor. E bu geliyor yani bu. Yani buna hazır olmak zorundayız. Çek Cumhuriyeti'nin falan yani tam bilmiyorum Balkan ülkelerinde 2007-2008 yılında falan geçtiğini gördüm ben bakarken. Bu, bu, bu zaten hani işin doğası gereği evet. bu yani mecbursun çünkü o ürün o aralık için standartlaşacak ve sen geride kalırsan o standartı zaten sana dayatılmış bir insan olarak bir ülke olarak kullanmaya başlayacaksın. Yani standart. Standartlaştırma'yı bizim yapabilmemiz için önce teknolojiyi bizim geliştirdiğimiz bizim öyle. kullanmaya başladık. Aynen öyle, aynen öyle. Şimdi biz Amerika'nın koyduğu standarta geri dönelim hocam isterseniz 22, 22. evet. Bu standart neleri kapsıyor? Neler bu yapsan? standart senin de söylediğin gibi aslında yarışmanın tam özünü yansıtıyor. İşte her ne kadar standartlaşması hala sorunlu gözükse de bu standartın ortaya çıkış fikri ve çalışma grupları öyle diyorlar Amerika'da. Hı. Bunun üzerine çalışıyordu ortaya çıkan televizyon bantlarından ortaya çıkan analogları belli bir yere sıkıştırdılar sayısal için çok büyük bir aralık ayrıldı ancak bu aralıkta da sayısal haberleşme teknolojisi gereği burst iletim dediğimiz yani çoğuşmalı iletim dediğimiz sürekli orayı kullanmadan bazı bölümlerde kullanıldığını bildiğimiz bir durum var analog yayın öyle değil sürekli yayın olan bir şey analog yayın. Şimdi sayısala geçilince daha verimli kullanılıyor ve orada boşluklar oluşuyor. Bu boşlukları insanlar kullanıp acaba sağ ve solla haberleşebilir mi şeklinde bir fikir ortaya atıldı. İşte ona 802 22 deniyor. Siz dolayısıyla bir televizyon yayınını aldığınız evin etrafında, dolayında, civarında televizyon yayınını alan kişiyi rahatsız etmeden kendi haberleşmenizi yürütebiliyorsanız siz o zaman başarılı bir e, haberleşme teknolojisine sahip oluyorsunuz. 822 8222 bunu öngörüyordu. Ee, dolayısıyla burada 802.22 ne yapmalı? Önce havadaki haberleşme, işaretleşmeyi algılamalı, bakmalı. Buradaki boşlukları tespit etmeli. Ama her boşu tespitini hemen hareket edemez. Çünkü bir sonra ne geleceği belli değil. Dolayısıyla buradaki örüntüyü yakalamalı ve bu örüntüye göre en yüksek istatistikli oradaki boşluğu ne yapmalı? Değerlendirmeli. Dolayısıyla tam da yarışmada yapılan şey aslında. Yani aslında bir 10-20 saniyede anlattınız ama ben dün biraz bakayım dedim makalelerine. Bayağı ağır bir matematiğinin ve olasılıklı hesaplamanın e, tabii, olduğunu gördüm. Ya biraz da tabii şeye dikkat etmek lazım. Yani sorunu e, mühendisçe yapan bu. Yani Sorun çok Hı -hı. kolay. Yani ifadesi gördüğün i̇fadesi gibi kolay. birkaç saniyede ifade edebiliyoruz ama kullanılan teknoloji sayısı o kadar fazla ki, kullanılan teknik sayısı o kadar fazla ki ve siz bunu neredeyse dünyanın her yerinde çalışabilecek bir standart haline getirmek zorundasınız Hı -hı. ki işte bunları arka arkaya dizdiğinizde e, ortaya çıkan matematikte biraz karmaşık oluyor haliyle. Doğru hocam. Ee, son olarak da şeyi sormak istiyorum hocam. Benim aklıma takıldığı için soruyorum bunu. Bu sonuçlar atölye dalgaları biz dur dediğimizde duran bir şey değil. Evet. Ee, bu ülkelerin sınırlarında mesela Avrupa'da diyelim pek çok yan yana bir sürü ülke var. Buralarda bu girişim nasıl engelleniyor? Ülkeler sınırlarında bu spektrum peki nasıl paylaşabilirler acaba? Hani bütün dünyada ortak çalışan bir spektrum sistemine mi e, paylaşım sistemine mi gideceğiz? Ülkeler kendi merkezlerinde işte speak paylaşımlarını yapacak ama dışta yine ayrı ayrımı olacak acaba bu bunu düşündüm. Bu bir sürü modeli var. Bunun içinde yine literatüre bakma şansın olsa göreceksin dağıtık olanı, merkezi olanı, veri tabanına dayalı olanı. Yani bu tabii önemli bir sorun. Tabi ee, tabii bir ülkenin sınırının hemen bittiği yerde diğerinin başladığı doğru ama hani takdir edersin ki oradaki yerleşim e, öyle metrelerle ölçülen seviyede değil. Dolayısıyla orada belki çok büyük sorun yaşanmayabilir ama sorun şu şu konuda haklısın. Ben benim ülkemde ürettiğim bir telefonla, benim ülkeme ait bir öyle diyelim yapay zeka modülüyle bu boşlukları değerlendirmem söz konusuysa bunun bir başka ülkeye gittiğimde aynı performansla çalışacağından emin olamayacağım haliyle. Dolayısıyla burada e, galiba işte Elon Musk'ın Tesla'da yaptığı over the air update dediğimiz değil mi yani e, tamamen firmware'i bir yazılım vasıtasıyla kablosuz olarak tamamlayıp hmm. her şeyi birbirine uygun hale getirmek söz konusu bunun içinde polisi e, policy ve regulation dedikleri yani kurallar bütünü ve o ülkeye ait regülasyonların sayısallaştırılması fikri zaten çok önceden beri var. Hatta bunun için Mitola'nın kendisi yani bu işte bilissel radyo fikrini ortaya atan şahsın kendisine ait bir fikir. RKRL diye kısaltılıyor. Radio Knowledge Resource Language diye bir evrensel dilden bahsediyor XML tabanlı. Yani sanki bütün radyoların ya da bütün bu sistemlerin eninde sonunda böyle bir evrensel dili olmak zorunda gibiye e, gidiyor. Dolayısıyla e, çözüm birden çok muhtelif. E, bu kadar küçük çözünürlükte sorun olmayabilir ama ülke değiştirdiğimizde, ülkenin işte içerisine indiğimizde bir anda işte uçaktan indik, artık telefonunuzu açın dendi. E, bunu açtığımızda bu sorunla karşılaşabiliriz ama bu sorunu bertaraf edebilmek için de başka teknolojiler zaten önerilmiş durumda literatürde. E, teşekkürler hocam paylaştığınız değerli bilgiler için. Peki bir haberleşme uzmanı olarak haberleşme çalışmak isteyen arkadaşlara, haberleşme çalışmak isteyen öğrencilere, kişilere neler tavsiye edersiniz? Valla bu, bu sorunun yanıtı muhtelif ama bir elimizde bir reçete var aslında. Birincisi artık internet teknolojisi o kadar gelişmiş ki bilgiye neredeyse her her yerden erişebiliyoruz çok kolay. Dolayısıyla güncel gelişmeleri mutlaka takip etmek lazım. Yani Belki çok ayrıntılarına vakıf olunamıyor ama o dil bilgisi, o sözcük dağarcının gelişmesi, o e, bilimsel jargon'a alışıklık, bu bu bir defa şart. E, yani yabancı dili zaten söylemiyorum, mecbur. Şu anda e, biraz açıkçası Batı kültürü ağır basan bir e, bilimsel dizin söz konusu. Dolayısıyla bu da bir e, önemli bir ayrıntı. Ya, üçüncüsü haberleşme biliyorsunuz matematik ağırlıklı bir konu. Yani matematik mecbur elimizde olmak zorunda. Dördüncüsü de yine bu güncel gelişmelerle birlikte mutlaka bir şeyleri artık e, hızlıca sahaya indirmek gerekiyor. Benim zamanımda, benim öğrencilik zamanımda bu kadar kolay erişemiyorduk bir şeyleri sahaya indirebilmek için gerekli araçlara. Ama şimdi bir yazılım tanımlı radyoyu işte internet sitelerinden olsun. Belki biraz pahalı olabilir ama sipariş verdiğinizde günler mertebesinde elinizde olup hemen yazılımları kullanarak açık kaynak diye bir durum söz konusu zira. Yine bizim zamanımızda bu kadar elverişli değildi bunlar. Yani bunları hemen sahaya indirmeyi ben açıkçası şiar edinmekten bahsedebilirim. Yani dört tane temel şeyden bahsedebilirim. Peki yani öğrenmek için hocam elimizde bundan hazır tool'ları, işte hazır araç gelişleri kullanıp çalışan bir sistemi replike edip sonrasında daha derine inmeyi öneriyorsunuz. Evet evet. Yani öğrenmekle biliyorsunuz genelde evet. öyle oluyor. Yani önce kopyalamak, daha sonra geliştirmek şeklinde. Hı -hı. Ya çoğu zaman haberleşme kuramı için bunu söylemek çok mümkün. Tahtaya yazdığınız bir e, denklemin bir eşitliğin ya da bir ifadenin gerçekte neye karşılık geldiğini o konuyla ilgisi olmayan bir insana anlatmak çok zor. Ancak biraz ilgisi olan bir kişiye bunun bak gerçekte böyle oluyor deyip Hı -hı. kanlı canlı ya da elektrikli artık hangisini tercih ederseniz e, oturttuğunuzda, gösterdiğinizde yaratacağı etki, onun zihninde açacağı kapılar tahmin ediyorum aynı olmayacaktır. Dolayısıyla bundan faydalanmak lazım yani. E, teorik çünkü çok çok kuramsal şeyler. Evet. E, ama sahaya indiğinizde karşılaştığınız sorunlar da başka ama yine onu çözmek için kurama ihtiyacınız var. Böyle bir ileri bir geri gidilmesi gereken bir durum olarak değerlendiriyorum. E, hocam teşekkürler bugün bizlerle paylaştığınız bilgiler için. Bir de son olarak şey eklemek istiyorum. Yarışmanın son beşe kalan takımlarından biri Anderson sanırım, ee, isminin bölünmesi sebebi de evet. bir e, kişi var. Ama sekiz tane. Sekiz çocuğuyla birlikte Futbol takımı gibi. Evet. Maşallah ee, diyelim yani ben onların videolarını <laughs> izledim. Böyle bir büyük salon gibi bir alan var. Kendi işte bilgisayarı, güzel sandalyesi falan. Çocukların hepsini de kurmuş alanı. Hepsi orada bir işte Arduino ile uğraşıyor, SDR ile uğraşıyor. Ee, nasıl diyelim 10-12 yaşlarında olanlar da ne var. Ne güzel. Evet. Var. Ve son beşe kalmayı başarabilmişler. Hatta videonun sonunda adam geçen sene işte başarılı olamadık diye üzülmüş çocuklara o yüzden ağlıyordu. İşte biraz duygusallaştım işte falan ha. diyor. <gülüyor> <gülüyor> ya ne kadar güzel yani değil mi? Bir insanın bunu kendisine hedef edinmesi. Yani çocuklarına bunu zorla mı yaptırıyor bilmiyorum ama yani. E, bunu bir şekilde yarışmaya taşıyıp bir sonraki sene ya da bir sonraki yarışmada başarıya dönüştürmesi ne kadar güzel. Hani senin de başta söylediğin şeyle yani e, teknofest güzel bir etkinlik bence yani bu ve bunun gibi şeyler çoğalmalı. belki başka alanlarda da olmalı. yani yalnızca teknofestin odak alanları gibi değil. E, ama haberleşme belki biz haberleşmeci olduğumuz için Keşke bu oda özel de bir şey olsa diye düşünmeden edemiyorum. E, bunlar olmadan da ilerleme olmuyor. Yani gördüğünüz gibi yani sahaya inmek zorundasınız artık günümüz teknolojisi günümüz yaşamı bunu size zorunlu kıldırıyor açıkçası. Dolayısıyla yani inşallah bizim ülkemizde de bu tarz şeyler e, hızlıca yerini alır ve arkadaşlarımız, öğrencilerimiz belki bizler de buralarda yerlerimizi almaya çalışırız. İnşallah hocam ben de e, lisans öğrencisi olarak kendi tecrübemi işte <laughs> sizinkiler kadar geliştirdim ama benim yaşadığım sıkıntı da doğrusu benim yaşadığı, yaşadığı şu anki sıkıntımız da hani aslında sahaya inememek gibi bir sorunumuz var bazı işleri tam bitiremiyoruz. Ee, sahaya inince ama o 1 2 yaptığımız işte gördük ki bu güzel haz verici bir şey. İnsan bir şeyleri yaptığı şeylerin çalıştığını görünce mutlu oluyor. Yani bu dönem elektronik sert ders alıyorum işte elektronik devreler. Ee, burada işte laboratuvarda kendi yapmaya çalıştığımız amplifier falan evet. sayesinde yükselteç sayesinde transistörler işte nasıl çalışacağını hoca anlatırken diyorum işte bak işte genliği arttı şimdi şey oldu <laughs> kesecek falan. kesecek. Yani evet. hani o, şimdi Teoriye hakkında hiçbir bilgim yok ama evet. hoca bunu sonra sormazız işte ben bunun geldiğini hatırlıyorsam ne olur? Ne olur hani teorik olarak bilmiyorum ama diyoruz kesilecek o işte hoca diyor evet diyor kesilecek ondan sonra orada teoriyini de öğreniyoruz. Evet, evet. O yüzden dediğiniz gibi uygulamayı yapıp bunun teorini de görmek e, bence de güzel oluyor. Yani haberleşme özelinde e, kapanışı biraz uzattım ama şunu söylemek zorundayım. Yani gerçekten e, bütün mühendislik bilgi birikiminde kullanılan şeylerin herhalde en zirvesini kullanan bir alandan bahsediyoruz. Yani böyle olunca sahaya inmemek gerçekten büyük bir e, açık yaratıyor insanın zihninde. Yani tamam anlıyorum işaretler var, şunlar var, bunlar var ama ya bu tam olarak nedir? Hadi oldu bu bu buradan ben ne sonuç çıkartmalıyım e, işte bir osiloskopla bir bilmem ne vasıtasıyla falan filan. Yani bunları elle dokunur hale getirmek. Yani bu konulara da yol almak isteyen insanlar için, ki ben hala öyleyim, hala bir öğrenciyim biliyorsun, hala bunu öğrenmeye devam ediyorum. Bunu öğrenmenin en iyi yolu da kuramsal çalışmalara bir taraftan devam ederken Hı. mutlaka sahaya inmek. Yani bu bunu söylemeden edemeyeceğim. Doğru hocam, teşekkürler. Bugün Toplap'ta, podcastimizde, Amerika'daki yapılan bir spektrum paylaşma yarışmasından, bu yarışmanın temellerinden ve genel olarak spektrumun paylaşımının, gelecek yıllarda görünümüzde bütün dünyada nasıl şekilleneceğinden kısaca bahsetmeye çalıştık. bir yanlışımız varsa kusura bakmayın. Açıklamada linki paylaşırız. İlgisi olan kişiler de katılabilir sanırım. darpa yarışması ama uluslararası takımlarda var Evet, diye varmış, varmış. Yani ben de biliyorsunuz senin uyarın üzerine baktım ama tabii şey bilemiyorum yani hani onların kendi değerlendirme Hı -hı. şeylerine açıkçası Hı -hı. çok bakmadım. E ya belki Türkiye sıkıntı olabilir. Çünkü DARPA'nın bazı sitelerine bile şeyde giremiyoruz. Türkiye <laughs> evet, giremiyoruz maalesef. Evet, 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 evet. <laughs> evet. Teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere. Hocam teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ee, i̇yi günler.